bir kez ay bunu bakan amcamız gönderdi. Tamam mı? Ay, ha, bunu ta şey Ankara'dan Milli Eğitim Bakanı. Teşekkür ederim de. Tamam, evet. Bu senin. Bundan sonra resimlerini, yazışmalarını, oyunlarını inşallah burada oynayacaksın. Bu senin, tamam mı? Öğretmenimle beraber. Bak. Tamam, lütfen, beraber etkinlik yapacağız evet. Onunla. Tamam. Yoksa hemen ben alırım. Benim olur. Ayşe'nin çok güzel bir hediyesi daha var. Öyle mi? Bu da benim hediyem. Bakmak ister misin? He? Bakalım mı birlikte? Biz kazandı. Seni yaramaz. Bak gözleri bak. Gözler hıldır hıldır hediyeyi görünce. Acaba bana mı? Bana mı geldi? Yok. Kimse. Ne öğretmenine ne annesine. Yok. Diğer tabakta bir tek Ayşe Rahim'in yani. Annelere göre mi acaba? Yok, annelere göre ise hemen ben satayım. Hayır, hayır. Bu iş kimseye göre değil bu. Hadi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sen de yapacağız. Resim sergisine geldiğimiz zaman çok daha şeylerle. Hı. Çünkü hadi onu... bak. Hadi bakalım. Ayşe. Tamam. İyi misin? Maşallah. Ayşe çünkü yok, iki tane birisini yok, bana verir herhalde. Yok. Bak bak bak. Onun yaramazlık planları yapıyorlar. Bak bak bak. Ay dağılacak. Bilmem sevdiğim rengi de gelmiş. Aa pembeyi seviyordu değil mi? Kemal ve öğretmeni. İnsan ne pembeyi çekiliyor? Ayşe'cim lütfen gülme çirkin çık. Aa, şuna bak. Tozlar veriyor. Ömer öğretmeni gördü. Çok sevindi. Hayır. Bilgisayarını kullanabilir miyim Ayşe tabletini? Yok of aman Ayşe aman. Şimdi Ayşe kızımız bizim en çalışkan, en başarılı öğrencilerimizden bir tanesi. Bundan dolayı biz Ayşe'yi önce evde ziyaret, bu başarısından dolayı kutlamak için buradayız. İnsan olduğu her yerde eğitim devam etmektedir. Biz de bu vesileyle Ayşe kızımıza, öğretmenimiz aracılığıyla eğitimi evde devam ettiriyoruz. Ama Ayşe kısmı çok çok marifetli. Özellikle resim alanında inşallah önümüzdeki günlerde resim sergisini açacağız evde. Sergisini şey yapacaklar. Sergi açılışında da geleceğiz. Ama biz dediğimiz gibi eğitimin sadece okulda sınır olmadığını biliyoruz. İnsan yaşadığı her yerde, her bölgede eğitimimiz devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi de Ayşe kızımız, Ayşe yavrumuzu. Evinde hem ziyaret ediyoruz hem de eğitimimizi devam ettiriyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu eğitimimizi devam ettireceğiz. Hadi görüşürüz. Tamam bir daha geleceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şimdi diğer arkadaşlar programlarına katılacağız. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. Çok memnun oldum seninle tanışmaktan. Tamam mı? Ben de ya. Kızımın beyaz cevher tutulması diye bir hastalığı var. Çok yaygın olmayan bir hastalık. Milyonda bir olan bir hastalık. Şu an için tedavisi yok maalesef. 3 yaşında hastalığı ortaya çıktı. Parmak ucuna basıyordu. Yani ondan önce sağlıklı bir çocuk gibi her türlü hareket yapabiliyordu. Hatta biz lise caddesinde, evimiz oraya çok yakındı. Akşamları çıkardık, yarış yapardık. Hangi ağaca kim önce vuracak diye böyle. Koşardık yani bilmiyorum bazen derler nazara mı geldi diye de artık hayırlısı takdir ilahi. İşte 3 yaşından sonra yavaş yavaş işte yürümesi durdu. İşte oturma dengesini kaybetti. İşte konuşması azaldı. Şimdi yani şu an tükrünü bile yutamayacak bir noktada. Ama olsun varlığı bile yeter. Allah uzun ömürler versin. Amin. Biz de ondan ayırmasın, onu da bizden ayırmasın. Kızımın bağış sistemi zayıf olduğu için çok fazla dışarı çıkaramıyoruz. Çok çabuk hasta olabiliyor. Misafir çok fazla alamıyoruz.
Bundan dolayı evde sürekli bizimle birlikte olduğu için sıkılıyor. Sosyalleşmesi için böyle bir hakkımız olduğunu gördük. Milli Eğitim'e müracaat ettik. Sağ olsunlar öğretmenimizi görevlendirdiler. Genel öğretmenimiz kızımın durumunu çok iyi biliyor, çok iyi anlıyor. Diyaloğu çok çok güzel kuruyor fazlasıyla. Kızım mutlu halinden belli oluyor zaten. Bugün de sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz Ömer Bey geldiler. Yani bizi çok mutlu ettiler. Yani biz böyle bir şey daha önce görmedik. Kızım yaklaşık 6-7 yıldır eğitim alıyor, evde eğitim. Böyle bir eve gelip ziyaret etmeleri bizi çok mutlu etti. Kızım da çok mutlu oldu. Çok mutlu, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Yani inşallah böyle olan çocuklara da gidildiği takdirde yani bize yani değer verildiğini hissediyoruz biz. Yani çünkü insanların bize bir bakışı var. Yani çok farklı çıktığımız zaman kızıma hep hasta gözüyle bakıyorlar. Yani bugün öyle bir şey olmadı. Yani sadece diyalog kurdu, konuşuldu, sohbet edildi. Kızıma bu hastalığı hiç hissettirilmedi. O da çok mutlu oldu. Bu yıl başladık Ayşe Rahime ile çalışmaya. 2,5 ay oldu birlikte çalışalı. Ayşe Rahime'nin önce beni sevmesi gerekiyordu. Ayşe Rahime ile birlikte iletişime geçmemizde biraz zaman aldı. Normal diğer çocuklar gibi. Ayşe Rahime ile de iletişimimiz zamanla gelişti. Geliştikçe birlikte çalışmalarımız güzelleşti. Etkinlikler yapıyoruz. Okula çalışabileceğimiz etkinlikleri yapıyoruz. Ders etkinliklerimiz, okul öncesi etkinliklerimiz. Ayşe Rahime'nin yaşına indirgeyebileceğimiz, yapabileceğimiz her şeyi birlikte yapıyoruz Ayşe Rahime ile. Kesinlikle çok güzel bir duygusal bağ var. Birbirimizi gördüğümüzde birbirimizi özlüyoruz. Birbirimize baktığımızda artık ne istediğimizi anlayabiliyoruz. Ayşe Rahime duygusal zekası çok iyi bir çocuk. Beni gördüğünde eğer moralim bozuksa, neşeliysem bunu çok rahat anlayabiliyor. Bende olumsuzluklar varsa onu da çok rahat hissedebiliyor.